Detayına girmeyeceğim, vazgeçtim. Ama ailesinin istismar edildiğini çevresine herkese anlatıyor. Niye Boğaz'ın düğüm düğüm oldu? Bilmem yani. Kötü oldu. O geceyi anlatalım mı şimdi? En başından başlayalım. Şimdi o gün çocuk sünnet olmuş. Mine sizin evde kalıyor. Evet. Hiç ben araya girmemeye çalışacağım. Bazı yerlere sana yardımcı olmak için araya gireceğim. Hüseyin, sen işten geldin. Hadi anlat. Ben işten geldim, evet. Motoru aşağıya hani kilitliyordum. Bizim orada hani denizde hani şeylik, hırsızlık falan olduğundan motoru kilitledim. Hüseyin yanımdan geçti. Hüseyin yanımdan... Şunu söyleyeyim, sakin ol. Tamam. Biz yargı merci değiliz. Biz sadece seni dinliyoruz ve anlıyoruz. Tabii ki bir yargı süreci olacaktır. O yüzden tamam. Lütfen heyecanlanmadan, tamam, hiçbir şey atlamadan bana her şeyi anlatmanı rica ediyorum. Tamam dedim hanım. Hadi anlat. Yani, ben motorumu kilitliyordum. Hüseyin yanımdan, arkadaşı vardı yanında. Hani korna çaldı geçti. Korna çalıp geçince telefonu, benim telefonum vardı. Mine'nin telefonu yoktu o zaman. Hı hı. Bana Mine'yi ver, ben 5 dakika bir şey konuşacağım dedi. Ben aşağıdan telefonu verdim ona. Hı hı. Hani telefonu alınca içeri geçti. Ben çünkü Mine'yi hani kıramadım. Hüseyin aradı değil mi deyince, evet dedim ben. Telefonu verdim, şeye, mutfağa gitti hani konuşmaya. Hı. Ne konuştun dedim. Dedi 5 dakika bir hemen, ben çocuğu aldım parktan, içeri gittim. İçeri gidince ben dedim 5 dakika bir Hüseyin aşağıda bekliyor dedi. Hüseyin'le konuşup geleceğim dedi. Saat kaç? 6, 6.30 falan. Peki. 6, 6.30 gibi. Ben de çocuğu kucakladım o zaman. Sünnetliydi. Ha yürüyordu ama o bilmiyorum o gün hani beni kucakladı dedi. Ben kucakladım gittim. Neden gittin arkalarından? Nasıl? Neden arkalarından gittin? Neden arkalarından gittim? Ben ne yapacaklar diye şey ettim, merak ettim. Hani nereye gidecekler, ne yapacaklar diye. O zaman hani konuştukları ben de şey diyeyim diye. Dinleyeyim diye. Gittim ben dedim bu kadar artık şey demem dedim. Annengile babangile söyleyin dedim. Özür dilerim, arabanın içindesiniz. Evet arabanın içindeyim. Sen arabanın içinde mi oturdun? Mine ile Hüseyin arabayı kullanıyordu. Mine ön tarafta. Tahir ile biz arka koltuktaydık. Peki sonra? Arka koltuktaydık. Ben dedim bana bu kadar olmaz artık dedim ya. Ben dedim hani yerden yere vurdun artık dedim. Hani küfür falan ettim. Ondan sonra arabanın hani kapısını çarptım çıktım geldim. Ondan sonra Mine bir... Bir dakika ne konuşuyorlardı arabada? Ne konuştular? Sen onlara ne söyledin? Benim varlığımda hani koşu etmiyordu. Konuşmuyordular. Onun Hüseyin şöyle dedi. Onun oldu artık dedi. Hani her şey duyuldu köyde dedi. Hani köye götürmüş ya Mine'yi. Onun oldu artık dedi. Hani yapacak bir şey yok dedi. Davanızda şey yapmış dedi. Mahkemeden kere dedi. Hani şey der dedi. İyi tamam ben hatta sinirlendim, streslendim. Oğlum kucakladım eve geldim. Peki sonra? Eve geldim. Eve gelince kapı çaldı. Mine'yi açıverdim. Mine bir mutfağa gitti. Geri geldi. Kahve içtik ama. Benim o küçük çocuk odamda. Hani kahve içtik. Kahve içtikten gelip tekrar bu mutfağa gitti. Acıktım dedi. Dedim ben acıktım deyince dedim bir şeyler hazırla. Hani ben de yiyeyim dedim. Ben de işten geldim mesela dedim. Ya bir şey hazırlayacak şeyim yok benim dedi. Durumum yok dedi. Oğlan alıverdim bir çikolata vardı. Onunla hani şey yiyordu. Cipsi dedim. Çubuk kraker şey diyordu. Hı hı. Yiyordu. Çubuk kraker yiyordu. Benim hani konuşalım bir ne var ne yok diye. Ondan sonra bu şey etti. Hüseyin'le dedim ben iyice gayet şey ettim. Hüseyin'le dedim ne kadar şey oldun dedim. Özür dilerim mutfakta mısınız o sırada? Evet mutfaktayız. Mutfaktayız. Çocuk yanınızda mı? Çocuk yanımızda değil. Çocuk televizyon odada. Televizyonlu odada. Evet. Orada bir kraker var. Çikolata sıvı şey çikolata var. Evet. Ona bandırarak şey yiyorsunuz bir yandan da sohbet ediyorsunuz. Evet. Mine oturuyor mu o sırada? Mine evet şeyde oturuyordu. Sandalyede oturuyordum. Ben de sandalyede oturuyordum. Hı hı. Ben de sandalyede oturuyordum. Dedim ben hani iyice merak ettim. Hani hiç sormuyordum mesela. Dedim hani Hüseyin'le ne kadar vakit geçirdin? Hani... Dedi köye götürdüğünde mesela. Köye götürdüğünde Mine'yi hani... Bunu bana söyledi. Bir dakika. Bastınız galiba zannediyorum. Arkadaşlar tamam. Şimdi şöyle orada Mithat Mine'ye bazı şeyler sormuş. Yani siz kaç kez birlikte oldunuz, ne evet. yaptınız diye onların özel hayatıyla ilgili işte ilişki durumu ile ilgili bilgiler almak istemiş. Evet. Ve Mine de şunu anlatmış demiş ki biz köye gittiğimizde benim rızam olmadan Hüseyin alkol almıştı. Ve benimle o sırada istemeden benim rızam olmadan benimle zorla birlikte oldu. Evet. Doğru mu? Evet. Peki devam. Hani bana öyle dedi, kendi öyle dedi. Şimdi bir daha bastılar düğmeye. Benim rızam olmadan iki kez benimle zorla birlikte oldu. Evet, bana bunları söyledi kendi. Peki, tamam. Yani ondan sonra böyle hakaret etmemeye başladı. Mesela hani sen dedi gezdirmiyorsun, doldurmuyorsun beni dedi. İyice şey ettim artık.
Hani... Ne dedi sana, gezdirmiyorum, tozdurmuyorum derken seninle Hüseyin'i mi kıyaslamaya başladı? Evet, Hüseyin de her dediğimi yapıyor dedi. Mesela oraya gezdiriyor, buraya gezdiriyor. Ya onun dedim bir şikayeti yok dedim. Ha benim de işim kaydım olması dedim. Param olsun dedim. Ben de gezdirim dedim. Ha ben gezdirmiyor musun seni dedim ilk çektiğimden. Peki böyle... saat kaç o sırada? O sırada saat kaç? Hemen hemen 2-3 araları. 3 araları falan. Aa o kadar. Oturdunuz mu mutfakta? O zaman çok sohbet etmişsiniz. İşte hem o Nihat çikolatayla şey yiyordu. Hem ben dedim hani evde bir sürü her şey var dedim. Bunlardan yapsana dedim. Hani toz falan yap dedim. Bir şey etmedi, yapmadı. Şimdi özür dilerim. Mine dışarıdan geldi. İçeri geldi. Saat 10 gibi falan takriben. 10 mu oldu? Saat kaç olmuştu? Kaç? 7.30-8 gibi. 7.30-8 gibi eve geldi. Evet. Sonra gelir gelmez hemen kahve mi yaptınız? Yoksa herkes bir odalarına mı çekildi? O bir mutfağa gitti. Ha bir mutfağa gitti. Evet, mutfağa gitti. Tamam. Tekrar biraz durdu orada, yanıma geldi. Tamam. Yanıma geldi. Ben dedim hani bir konuşalım dedim. Konuşalım deyince yani bir kahve yap dedim. Hani hem kahve içerken dedim konuşalım dedim. Bayağı konuşmuşsunuz o zaman sabaha karşı 2'ye kadar konuştunuz. Evet. Çok uzun bir sohbet olmuş. Evet. Halbuki sen bize işte kısa demiştin ama uzun bir sohbet olmuş. Evet hani özür dilerim onları... Biliyorum. Ama bugün her şeyi anlatacağın için de teşekkür ederim. Yani gerçekler ortaya çıksın. Sen de rahatla. Herkes bir rahatlasın. Özür dilerim de dediniz arkadaşlar. 03 mü 02 mi? 3'e kadar. Evet. 3'e kadar galiba. 3'e kadar. Evet. Sabaha kadar. Evet. 3'e kadar. Epey o kadar uzun ne konuştunuz? Ya ben soru sordum. O mesela hani karnını doyurmaya başladı. Hı. Ben dedim hani nerelerde geldiniz, ne ettiniz? Hani bunları pinç etti bana. O sırada müziği dinlediniz mi? Sevdiğiniz müziği çaldınız mı? Yok asla. Hayır. Evet. Müzik falan dinlemedim. Dinlemediniz peki. Sadece sohbet edip Hüseyin'den mi konuştunuz? Evet. Hani ne bu adam sana hani neler şey deyip de hani bu kadar kalbimi çaldı ya. Beni oraya götürüyor. Hani eğlenmeyi zaten çok seviyordu. Hani eğlenmeyi baya seviyordu. Yani Hüseyin Mine'nin kalbini nasıl çaldı? Sen onu saat 3'e kadar sohbet ederek öğrenmeye çalıştın. Onları öğrenmeye çalıştım ben. Fakat sonrasında ikinizi kıyaslamaya başlayıp sana ne söylemeye başladı? Bana hani hakaret etmeye başladı. Anneme babama küfür etmeye başladı. Neden dürtürken onu yaptın? Sen ona ne sordun ki o sana onu söyledi? Yani ne sordum? Ne sordum o zaman? Ya bir şeyler sordum hani böyle sürekli hani küfür etmeye başladı bana. Küfür etmeye başladı. Ben tabii iyice şey ettim artık. Dolduydum artık. Bir de bu... Dinledim. Özür dilerim. Yani sana kötü davranmaya başladı. Evet. Arkasından Hüseyin'in de onunla zorla bir istemeden, onun rızası olmadan Hüseyin'in kendisine zorla iki kez köyde sahip olduğunu söyledikten sonra ne oldu? Gece saat 03. Evet. Sonra ne oldu? Yani benim iyice aklım başımdan gitti zaten onları deyince. Onları deyince sandalyede oturuyor zaten. Sandalyede oturunca hani hızlı bir şekilde şey ettim. İttirdim, ittirince yere düştü. Şeyden sandalyeden geri düştü. Arka üstü mü düştü? Evet. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Zaten benim ağzından burnundan kan geldi. Çok hızlı düştü. Çok hızlı düşünce ağzından burnundan kan gelince benim yüreğim koptu. Hani kan ıslatan şeyim var benim. Kan gördüğümde şey diyorsun ya. Hı. Hani böyle şey gibi oluyorum. Şok oluyorsun gibi. Yerler ne ki? Yerde halı falan var mı? Bir şey var halı mı? Halı vardı. Halı var. Ama nasıl o kadar bir öfkeyle mi? Çok mu kızgındın? Çok mu öfkeyleydin? Evet o kelimelerine karşılık çok öfke duydum. Hani dedikleri vallahi hani bilmiyorum ya dedikleri var yani. O kadar beynimi tırmaladı ki. Peki kafasını yere çarptı ve ağzından çarpar çarpmaz kan mı geldi? Ağzından burnundan evet. Hatta böyle yani nefes alamaz gibi oldu. Hani ben hatta hani yedigi şey hani dili boğazına mı kaç diye şey ettim. Hani şöyle falan şey yaptım. Hani nabzını dinledim. Zaten şu şey ettim şok oldum. Ambulansı hani, aramak istedin mi? Aramayı düşündün mü ambulansı? Ambulansı aramayı düşündüm ama hani şok olduydum. Şok oldum. Hatta oğluma gittim. Hani oğluma baktım. Oğlum uyuyordu o zaman. Hı. Hani oğlum demiş ki, oğlum diyordu ya hani annem bıçakladı falan filan diye. Hı hı. Asla öyle bir şey yapmadım. Sadece hani bir sinirle ittirince ağzından burnundan kan gelince ben zaten kanı görünce hani bir saat falan, bir buçuk saat şey oldum, şok oldum. Hemen can verdi mi peki? Ya birkaç sefer böyle hani dili boğazına kaçmış gibi şey etti. Kan geldi ağzından. Ağzından kan gelince ben hani havluyla silmeye çalıştım. Hı hı. Hani peki çok... o sırada yardım birilerinden yardım neden istemedi? Neden ambulansı aramadın? Ya ambulansı arayamadım ya. Aramak mı istemedin? Ambulansı arayamadım. Bilmiyorum ya o saat ne olduysa bilemedim. Hani çok korktum. Aramak mı istemedin? Aramak istedim. Ama hani şey demedim ya bilmiyorum elim varmadı. Peki Mine yere düştü kafasını çarptı çarpar çarpmaz diyorsun ki ağzından bir de burnundan mı kan geldi?
Sırt üstü mü düştü, evet. Yan mı düştü? Sırt üstü düştü. Sırt üstü düştü. Evet. Kafasını böyle çarptı. Evet. Aşırı şekilde hani çok ses çıktı. Hı. Hatta ben anda oynuyor. Onu bakınca, kanı görünce bir an şey ettim. Bir an dondum kaldım ya. O anda ne kadar süre sonra can verdi? Vallahi 10 dakika falan anca. 10 dakika falan anca. Böyle bir an nefes almaya çalıştı. Ben hani diyor şey ettim. Hani Gaybini falan dinledim. Ondan sonra yani şey yapıyordu, can alıyordu ama dili boğazına tıkılmış gibiydi. Dilin o sırada aslında boğazından çıkarsan belki tekrar hayata dönebilirdi. Kanı, ya kanı görünce şey oldum ben. Hı. Kanı görünce, kanı gördüm bilmiyorum ya. Şey oluyorum ben. Çok mu kan geldi ağzından? Ağzından, burnundan mı? Tam bakamadım zaten kan gelince. Sonra ne yapsın peki? Sonra ne yaptım? Oğluma bak, yani oğlum uyan diye oğluma bakmaya gittim. Hı-hı. Zaten hani mutfak kapısı açıktı. Hı-hı. Oğluma bakmaya gittim. Oğlum hani uyuyordu. Hı-hı. Oğlum uyuyordu. Ondan sonra hani başında bayağı bir mesela 4,5-5'e kadar falan aldım. 4,5-5'e kadar. Evet. Mine yerde yatıyor. Ha, ben istemiyorum yani, you know, o sinirle şey etti, bittim. Hani isteyerek yapmadım. İstemeden öldürdüm. Evet. Diyorsun. Ama sonuçta yani öldürdün. İstemeyerek hani ittince hani ben öyle olacağım.